Anlat. Kimin kuryelini yapıyorsun? Yemin ediyorum ben susuzum. Uyuşturucu nedir bilmem ki ben. O kadar kokainin evde ne işi var o zaman? Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Kes! Yalan söyleme. Anlat. Bakın, sabahtan beri kızım kayıp. Bütün gün sokaklarda onu aradım ben. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yok. Bir daha ne olacaksın? Utan, utan! Sen yalnız mı yaşıyorsun? Yok. Kocamın kızı da bizimle birlikte yaşıyor. İsmi ne? Zeynep Şimşek. Bakın. Yalvarırım beni bırakın da gideyim. Benim gerçekten bu olaylarla hiçbir ilgim yok. Benim gidip kızımı bulmam lazım. Hala yalan söylüyor. Sen önce kimin için çalıştığını söyle. Yemin ediyorum ben suçsuzum. Kimin için çalışıyorsun? Kime kuryelik edecek ki bu kadın? Halini, durumunu, yaşadığı evi görmüyor musunuz memur bey? Ummadık taş baş yarar diye bir söz vardır. Bilir misiniz? Sizi temin ederim ki bu işte bir yanlışlık var. Var mı yok mu o sonra belli olur. Şu anda birinci dereceden şüpheli. Evinden yüklü miktarda narkotik madde çıktı. Yurt çapında kaçakçılık yapan bir şebekeyle bağlantısı olabilir. Eğer suçu sabitleşirse bu işten kurtulması imkansız. Bu işin içinde başka bir iş var. Kendisi böyle şeyler yapacak birisi değil. Kesinlikle değil. Siz tam olarak nesi oluyordunuz? Bir yakınıyım. Kimden alıyorsun malları? Anlat! Kimin için çalışıyorsun? Buyurun amirim, ben emrettim. Bana Zeynep Şimşek'i buluyorsun. Kocasının kızıymış. Onun da ifadesini alacağız. Başüstüne amirim. Cevap ver. Kimden alıyorsun malları? Yemin ediyorum benim bu işle hiçbir alakam yok. Ya birisi bana tuzak kurmuş olmalı. Yakalanınca hep aynı terane. Çalışıyor musun sen? Bir kafede bulaşıkçılık yapıyorum. Para yetmiyor tabii. Yemin ederim ben susurum. Kes! Anlat! Anlatacak bir şeyim yok. Niye anlatayım size? Birazdan narkotik ekipleri gelecek. Onlar seni konuşturmasını bilir. Yalnız şunu bil. Başın çok büyük belada. Çok büyük! Kardeşim.
yıllarca aradım durdum seni. Kavuşacağımız günü hayal ettim. Tam buldum derken... Tekrar kaybedemem. Kaybedemem. Allah'ım. Açın şu kapıyı, ne olur açın. Ya yalvarırım, çıkarın beni buradan. Yemin ederim benim hiçbir suçum yok. Bakın benim çıkıp kızımı bulmam lazım. Ben suçsuzum, hiçbir şey yapmadım. Anneme gitmek istiyorum. Çıkar beni buradan lütfen. Ay seni duyan da bir şey yapıyorum sanacak canım. Gitmek istiyorum ben. Allah Allah. Tamam bak, Murat abin gelsin gidersin. Hem bak ben sana ne aldım. Al bakalım. İstemiyorum. Anneme gitmek istiyorum ben. Çocuğumuz eksikti ya. Yok, hala ulaşılamıyor. Ya elim kolum bağlı kaldım böyle Gülnur. Melek ablayı kime soracağım bilmiyorum ki. Sakin olup bekleyeceğiz Zeynep'ciğim. Hemen aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. Yok. Melek abla hiç böyle bir şey yapmazdı. Kesin başına bir iş geldi Gülnur ya. Bu kim ya? Açsana, belki Melek abladır. Alo. Polis mi? Evet. Ne? Nasıl ya? Melek ablam mı? Ama bu imkansız. Ne olmuş? Yok, olamaz. Kesin bir yanlışlık var bu işte ya. Hemen geliyorum ben. Ne olmuş Zeynep? Polis neden arıyor? Nasıl desem bilmiyorum Gülnur. Melek abla. Of. Zeynep'ciğim ne olmuş, anlatsana. Melek ablayı gözaltına almışlar. Nasıl yani? Ben de bilmiyorum. Uyuşturucu kaçakçılığından. Ne? Ya tamam be güzelim, tamam be yavrum. Birazcık idare ediver işte. Ya yavrum, sen koy tabağı önüne. O istiyorsa yer, istemiyorsa yemez. Ya tamam, söz verdim bak. Geleceğim alacağım kızı, birazcık idare ediver. Ya yavrum, bak azıcık daha sabret. Vallahi sonra nereye istiyorsan oraya gidersin. Ya tamam be aşkım, tamam ya. Of! Ya baba, bak biz bu Elif'i aldık, kıza bıraktık. Ama daha ne yapacağımız belli bile değil. Ya ne diyeceğimi şaşırıyorum kıza.
Ya baba, ben ne diyorum? Senin şu haline bak ya. Ne varmış lan halimde? Ne bu rahatlık ya? Bana ne oğlum? Beni ilgilendirmiyor artık. Arkamda bırakacaklarımı düşün. Arkamda bırakacaklarım mı? O ne demek ya? Oğlum, senin bu baban var ya... İki gün sonra vın. Yurt dışındayım ben. Yurt dışına mı? Gerçekten mi? Tabii oğlum, ne sandın ya? Yarın akşam adamlarla görüşmeye gideceğim. Hangi adamlarla? İdris'in adamlarıyla işte. Nereye gideceksin peki? Bilmem. Paşa gönlüm nereye istersen. Vay be baba. Beni bırakıyorsun ha. Yani o arkanda bırakacakların arasında ben de varım ha. Yok lan. Öyle değil mi? Ya bırak baba ya. Resmen beni bırakıyorsun burada tek başıma. Lan oğlum. Yüzüncü sen de aldıracağım ya. Bu baban onu da düşündü. Ya bırak baba ya. Sen bana sordun mu ki gitmeden önce? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Hem biliyorsun benim arkamda bekleyenim var. Oğlum bu armutluk sende baki lan. Sen orada daha ne şey dağlar bulursun? Peki para? Parayı nereden bulacaksın? Bombayı yarım patlatacağım oğlum. Herkesin pimini çekeceğim. Artık Kenan Efendi de Elif'in kendi kızı olduğunu öğrenince yapar bir güzellik artık. Değil mi? Baba. Melek benim kardeşim Efruz baba. Artık eminim. Peki konuştun mu oğlum? Konuşmadım. Ama gördüm. Doğum lekesini gördüm Efruz baba. Artık hiçbir şüphem yok. Şimşek buradaymış. Beni aradılar da ben Zeynep Şimşek. İfade için. Kimliğinizi alabilir miyim? Ne zaman görebilirim peki kendisini? Şurada bekleyin, birazdan seslenir. Tamam. Biraz oturun. Zeynep, biliyorum senin için çok zor ama... ne olur içeride sakin ol, tamam mı? Aklına gelen her türlü şüpheli durumu, kişiyi, her şeyi anlat. Ben şimdi çıkıp abimin yanına gideyim. Onun avukat arkadaşları var. Ne olur ne olmaz. Belki bir faydası dokunur. Avukat şart olabilir belki. Ya Gülnur, ben acayiden tamamen unutmuşum. Çok sağ ol. Ne demek canım? Hadi o zaman. Dediklerimi unutma. Sakin. Tamam mı? Oğlum bak, kardeşin uyandı. Sana günaydın diyor. Kardeşini biraz sevmek ister misin? Dur baba. Kardeşlik bu. Çok değerlidir oğlum. Kardeşini her zaman koru ve kolla. Olur mu? Büyüdüğünüzde kavga etseniz de, küsseniz de... birbirinizden ayrılmayın, tamam mı?
Kardeşlik böyle güçlü bir kurum. İstesen de kopamazsın. O uzaklaşsa sen yakınlaşırsın. Sen gitsen o peşinden gelir. Kimse bu bağı koparamaz. Peki sonra ne oldu oğlum? Kelepçe takıp karakola götürdüler. Çok ağladı Efruz baba. Engel olamadım. Durun o benim kardeşim diyemedim. Her karanlığın çıktığı bir aydınlık vardır oğul. Artık sakinleş. Sakinleş oğlum. Bu dünyada böyle bir şey yapabilecek son insan Efruz baba. Neden böyle bir şey yaptılar kardeşime? Neden böyle bir suç attılar? Kim kardeşime tuzak kurdu Efruz baba? Peki şüphelendiğin kimse var mı oğlum? Andolsun ki ona bunu yapanları bulup ellerimle cezalandıracağım. Ona yaptıklarının cezasını misliyle ödeteceğim onlara. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Ona bunu yapanlar eninde sonunda adalet önünde hesap verirler evladım. Ya nasıl olur? Böyle bir şey nasıl olur? Thank you.
Ablacığım, sen ne dediğinin farkında mısın? Ne uyuşturucusun? Üf, inan ben de bilmiyorum Ayşe abla. Beni de apar topar ifadeye çağırdılar işte. Daha neler göreceğiz. Peki Melek nasıl? Nasıl olsun? Perişan halde. Ne diyorlar? Vallahi işte kuryelikle suçluyorlar. Ben de sürecin nasıl işleyeceğini tam olarak bilmiyorum. Avukat bulmaya çalışıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Kim yapar bunu? Niçin? Vallahi bilmiyorum ama birilerinin Melek ablaya tuzak kurduğu kesin. Allah'ım. Elif nerede peki? Veysel'de miymiş? Bende değil diyor. Ama kesin bir yere sakladı. Siz hangi karakoldasınız? Ben de geliyorum. Yok abla sen gelme. Zaten Melek ablayla da görüştürmüyorlar. Ben bir şey öğrendikçe haber ederim sana, olur mu? Ne oldu, görüştün mü abinle? Konuştum. Orhan Karaman diye birini önerdi. Çok iyi avukatmış. Bizim davayı da çözer mi dersin? Vallahi abim bu zamana kadar kaybettiği dava olmadı dedi. Hadi inşallah kurtarır Melek ablayı da. Çıkalım bir an önce hadi. Buyurun Melih Bey. Meleği bu tezgaha düşürenin Arzu olduğundan şüpheleniyorum. Ama bunu Arzu'ya soramam. O yüzden şu Veysel denen herifi bulup onu konuşturacağım. Hem kardeşimin kocası hem de Arzu'yla ortak iş çeviriyorlar. Şu işin arka yüzünü öğrenmem için en kestirme yol o herifi bulup konuşturmam. Haklısınız. Son günlerde evdeki hali tavrı nasıl? Normalden daha mutluydu. Yüzü gülüyordu. Bu kadını saniye saniye izle Sadık. Kimle ne konuşuyor, nerede ne yapıyor. Hepsini öğrenip beni bilgilendiriyorsun. Tamam mı? Tamam Melih Bey. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Şimdilik bu kadar. Dayan kardeşim. Dayan. Hepsinden intikamımı tek tek alacağım. Hanım günaydın. Bir bilseniz neler duydum neler. Günaydın Gonca. Ayşe telefonla konuşuyordu. Melek'le alakalı bir şeyler olmuş sanırım. Aa öyle mi? Galiba Melek'i içeri atmışlar. Aa, niye ki? Vallahi ben de tam olarak anlamadım. Ama Ayşe uyuşturucu falan diyordu. Bak, bunu yeni aldım. Rengi nasıl? Güzel olmuş. Ama Melek... Artık ne Melek ne de Ayşe umurumda. İstediklerini söyleyebilirler. Nasıl olsa ben amacıma ulaştım.
İstemiyorum. Yemek falan istemiyorum ben. Ben sadece buradan çıkmak istiyorum. Yemezsen yeme, seninle mi uğraşacağız be? Ne olur çıkarın beni buradan. Ne olur. O haltları yemeden önce düşünecektim bunları. Memur bey. Bakın ben suçsuzum. Gerçekten suçsuzum. Memur bey. Suçsuzum ben. Bana bak Murat. Sen bu çocuğu kaçırmadın değil mi? Yok artık aşkım ya. Daha neler. Kendi kardeşimi de kaçıracak halim yok herhalde. Vallahi orasını ben bilmem. Başıma bir iş açma da. Neyse. Ben artık kalkayım. Abi gitme. Bırakma beni burada. Ama benim gitmem lazım Elifciğim. O zaman beni de götür. Bak. Söz. Yarın geleceğim alacağım seni, tamam mı? Murat abi lütfen anneme götür beni. Elif'im hadi bak sen otur Şeyda yengenle. Bir güzel kuaförcülük oyna olur mu? Hadi bakalım. Murat. Ya aşkım senden 40 yılın başı bir şey rica ettim. Ya yapıver. Şu çocuğa bak bir günlük ne olacak? Elif nasıl? Bir yamuk yok değil mi? Ya baba Elif iyi de sen neredesin nasıl? Ne yapıyorsun? Ne yapacağım oğlum? Şu yurt dışı meselesi için adamlarla görüşmeye gidiyorum. Ya baba bak cidden olmuyor böyle apar topar. Lan oğlum 5 yıllık kalkınma planı çıkarıp öyle mi gideyim? Gidiyorum işte ya. Tat hava yapma sen de artık. Ah be baba ah be baba ya. Şuncacık çocukla bıraktın beni burada tek başıma. Oğlum boş boş. Gezeceğini bir işe yara sen de. İdare et. Bak Murat, bir günden fazla olmaz ben sana söyleyeyim. Ya tamam be aşkım ya. Niye böyle yapıyorsun ki şimdi durduk yere? Oy benim aşkıma çocuk nasıl da yakışırmış. Nasıl da yakışırmış. Yavrum sen de yavaş yavaş tabii antrenman yapmaya başla. Yani yakında çoluk çocuğa karışacağız neticede. Murat. Merhaba, iyi günler. Ben avukat Orhan Bey'le görüşecektim de. Randevunuz var mıydı? Yok. Ama ben bir tanıdık vasıtasıyla geliyorum. Ya kendisiyle mutlaka görüşmem lazım. Anlıyorum ama Orhan Bey çok yoğun. Randevunuz yoksa görüşemezsiniz. Bakın, yani benim durumum gerçekten çok acil. Yani araya falan sıkıştıramaz mısınız? Bir saniye ya. Yarın bir boşluk var mı ona bakayım. Bu arada avukatlık ücretiniz ne kadardı acaba? Bu davaya göre değişir. Sizin davanızın türü nedir? Bizimki şey. Benim bir tanıdığım suçsuz yere uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında da. Dosyayı adli yargıda açmamız gerekir. İlk başvuru masrafı 3.000 lira tutar. Bundan sonraki masraflar davanın süreciyle ilgili değişir. Öyle mi? Peki toplamda ne kadar olur? Bilemiyorum ama Orhan Bey'in danışmanlık ücreti bile çok yüksektir. Bugünkü bütün görüşmelerimi iptal ediyoruz. İnşaat şirketinin ihale davası ne olacak peki? Taraflardan biriyle bugün görüşmeniz vardı. Vakit azaldı biliyorsunuz. Bugünlük iptal et. Yetiştiririz bir ara. Çok önemli bir dava aldım. Onunla ilgili hemen çalışmalara başlamam lazım. Orhan Bey ben size bir şey soracağım. Ya bir dinle Erkut. Ya Nadir tamam. Abi kesirip atma bir dinle. Abici o ite haddini bildirip Zeynep'i almadan ben şuradan şuraya gitmem. Yahu nikah masasında seni sap gibi bırakan kız için bizi silip atıyorsun ya. Nadir bak düzgün konuş kalbini kırarım. Bak abicim ben bizi düşünüyorum. Ya çatır çatır paramızı almışız. Yürüyüp gidip yolumuzu bulacakken sen ne yapıyorsun daha ya? Abicim
Sizi zorla tutan mı var? Gitmek isteyene kapı orada. Bak zordan çok pişman olacaksın. Ya Zeynep'le ya hiç birader. Bu iş daha burada bitmedi. Eninde sonunda Zeynep benim olacak. İçerisinde yurt dışına çıkmak istiyorum. Almanya, Hollanda fark etmez. İşte pasaportum, kalacak yerim, uçak biletim falan yok. Halledebilir miyiz? Hüseyin abiye sorarız şimdi. Halledilir. Ama sana pahalıya patlar. Ya para konusu sıkıntı değil. Çıkış biletimi, ondan sonra orada böyle başımı sokacak bir yere ayarlayın yeter. Yani İdris abi bu işleri hallediyor diye ben geldim. Ya bir hani arasak da bu işi netleştirsek bugün, ha? Sana son kez soruyorum. Veysel denen o adam nerede? Söyledim ya kardeşim. Bekçisi miyim ben Veysel'in? Neredeyse nerede? Adam gibi konuş lan benimle. İnsan gibi cevap ver bana. Veysel nerede? Bilmiyorum, görmedim bugün. Nerede dedim sana? Bilmiyorum, kahvededir belki. Yalnız böyle mekan basmalar falan olmuyor ama, değil mi? Nerede bu kahve? İki sokak ötede. Yolun köşesinde. Nereden çıktı bu herif ya? Kim ki bu? Anladım İdris abi. Tamamdır. Evet. Oldu abi, tamam. Söylerim şimdi. Sana da abi. Ne dedi? Yarın akşam Pendik'ten bir kuru yük gemisi kalkacakmış. Kaçak sokarız oraya dedi. Gittiğinde kalacak yerde problem olmazmış. Orada adamlarımız var. Bir şekilde ayarlarız dedi. Yalnız para konusunda bir yamuk yaparsan İdris abi bu sefer affetmez, bilmiş ol. Yok ya yok. Ne yamuğu? Para konusunu siz hiç dert etmeyin. Nerede nasıl buluşuyoruz yarın? Sabah pasaport işlemleri hallolmuş olacak. Saat 20'de eski tren garına oraya gel. Tamam. Selam Gülnur. Merhaba Selim. Ya Zeynep yok ortalıkta. Çok merak ediyorum. Gördün mü? Gördüm. Zeynep iyi, merak etme. Nasıl merak etme Gülnur? Telefonlarımı açmıyor. Yani yanlış bir şey mi yaptım? Ya da söyledim. Lütfen söyle. Nerede? Neden cevap vermiyor bana? Sen de haklısın ama Zeynep zamanı gelince sana her şeyi kendi anlatacakmış. Yani şu an bunları benim sana söylemem doğru olmaz. Ne demek zamanı gelince? Dünden beri ulaşamıyorum. Onu ne kadar merak ettiğinden haberi var mı acaba? Ya bir cevap vermek bu kadar zor mu? Gülnur, lütfen doğru söyle. O adamla ilgili kötü bir şey oldu değil mi? Hayır hayır, sakin ol. İnan ki Erkut'la alakalı bir durum değil. Bu konuda bana güvenebilirsin. Sadece Zeynep'in biraz zamana ihtiyacı var. Lütfen sabırlı olmaya çalış. Olur mu?
Yorulmuşsundur, sana kahve getirdim. Sen hala polise gitmedin değil mi? Yok, gitmedim. Tabii. Önemsiz bir şey nasılsa. Arabanı çaldırdın. Yok, öyle değil de. Nedir peki bu ilgisizliğinin sebebi? Arabanı çaldırdın ya. Beraber gideriz diye düşündüm. Şimdi ben tek başıma. Bundan sonra sana araba almamı da beklemezsin herhalde değil mi? Ama Kenan, ne yapabilirim? Sanki arabayı isteyerek çaldırmışım gibi davranıyorsun. Bunu da istemiyorum. Ama Kenan. Yeter. Adamın adı Veysel Şimşek. Yaşadığı yer Söğüttepe Mahallesi. Ne oldu lan? Üzüldün mü yoksa? Bırak baba ya. Hani biz takımdık ha? Var mı öyle yarı yolda adamı bırakmak? Tamam lan, tamam. Arabeske bağlama gene. Hoppala. Bu niye beni arıyor ki şimdi? Vay, Zeynep Hanım. Sen bizi arar mıydın ya? Murat, çok kötü bir şey oldu. Ulan sen hangi yüzle beni arıyorsun be? Ya durum bildiğin gibi değil, lütfen bir dinle. Bırak. Ne dinleyeceğim seni? Adam hasta etme. Onu nikahtan kaçmadan önce düşünecektin sen. Murat bak, durum çok ciddi. Çok acil paraya ihtiyacımız var. Ulan sen hangi yüzle benden para istiyorsun be? Melek ablaya bir iftira atıldı. Şu an göz altında. Sen utanmadan hangi yüzle para istiyorsun lan? Para mara istemiyorum senden. Hiçbir şey istemiyorum. Murat'ı ver bana. Bak, bak hala dikleniyor. Yak lan sana para mara. Paran da babalığın da senin olsun. Yeter ki o çocuğa bir zarar verme. Elif'e daha fazla acı çektirme. Elif'in sende olduğunu biliyorum. Aldımsa aldım lan. Sana hesap mı vereceğim? Biliyordum işte. Elif'in sende olduğunu biliyordum. Bak ya. Bir de utanmadan para istiyor. Hayırdır koçum? Abi benim ufak bir işim var. Halledeyim de geleyim. Ya baba, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne var lan? Melek abla. Gözaltına almışlar galiba. Gözaltına mı almışlar? Ne diye? Vallahi ben de anlamadım baba. Tam Zeynep söylüyordu, sen geldin telefonu elimden aldın. Melek ablaya iftira mı ne atmışlar galiba? Ya baba, acaba bir karakola falan mı gitsek? Durum bayağı ciddi galiba. Ciddiyse ciddi lan. Onu bana boşanma davası açmadan önce düşünecekti. Bak, daha şimdiden ne hale geldi. Öyle başında kimse yok, bir yüğü yok, bir şey yok. Of, niye arıyor ki bu şimdi ya? Alo, söyle güzelim. Ya tamam be yavrum. Birazcık idare ediver işte. Sen de kalkmış bana söylüyorsun ha. Sanki daha önce ben çocuk bakmışım gibi. Ya tamam be yavrum, tamam. Demek öyle Melek Hanım. Az daha sabret. Yakında bitecek bütün bu tantanalar. Bir daha ne Veysel göreceksin, ne de başka bir şey. Rahatlarsın artık. Alo? Uzun zaman.
zamandır arkamdan ne işler dönüyor bilmek istiyorsan benden haber bekle. Kimsiniz? Alo? Alo? Yemeğinizi getirdim Ali Hanım. Gel Ayşe, sağ olasın. Hareket çok önemli anneciğim. Size çok faydasını göreceksiniz. Siz iyice iyileşince her sabah yürüyüşe çıkalım bence. Bir saat yavaş tempoyla yürürüz. Hem benim de çok ihtiyacım var. En sevdiğiniz çorbadan yaptık. Mercimek çorbası. Tereyağlı değil ama. E tabii. Elleriniz dert görmesin. Sizin sayenizde biz de sağlıklı besleniyoruz. Ayşe'nin eli değdiyse. Ayşe, ver şu kaşığı bana. Elim kolum tutuyor o kadar. Kendim yiyeceğim. Ne bu canım? Çocuk gibi. Yarın büyük gün. Günün sonuna geldik. Beklediğimize değecek. Anneciğim, ben bir Tuğçe'ye bakayım. Böyle uzun süre ses çıkmayınca ister istemez meraklanıyorum. Siz dinlenin, yemeğinizi yiyin. Ben tekrar gelirim. Afiyet olsun. Tamam kızım, sağ ol. Nereye baba? Gideyim de kahvedekilerle bir veda pişti satayım. Abla, Zeynep. Ablacığım. Elif'imden bir haber var mı? Ablacığım. Elif babamdaymış. Oh mesela. Daha ne istiyorsun bizden? Tamam ablacığım, sakin ol. En azından nerede olduğunu biliyoruz değil mi? Sen nasılsın abla? Burada nasıl olabilirim ki? Ablacığım ne olursun biraz daha dayan, olur mu? Zeynep. Ablacığım senin ifadeni almışlar. Ne dediler sana, ne sordular? İşte senin neyim olduğunu, o adamlarla ne işin olduğunu falan sordular abla. Ben de senin hiçbir şeyden haberin olmadığını söyledim. Bütün bu olanlarla hiçbir alakanın olmadığını. Zeynep, inanmayacaklar bana. Bu demirler, duvarlar hepsi... Ben burada kaldım. Çıkamayacağım ben buradan, biliyorum. Anneciğim, bak ne olursun böyle söyleme. Kurtulacaksın buradan. Bak söz veriyorum, ben elimden geleni yapacağım. Seni çıkaracağım buradan abla. Kurtulacaksın. Thank you.
Gel Şimşek. Ya kimsiniz siz ya? Bırakın beni. Ya, bak, bırakın dedim ya. Ne istiyorsunuz benden? Kes lan sesini. Ne yapıyorsunuz siz ya böyle? Sesini çıkarmadan uslu uslu bekle burada. Beysel nerede? Ne oluyor ya? Nerede dedim? Ya burada değil. Onu anladık. Nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Beysel nerede? Çabuk söyle. Ya bilmiyorum dedim ya. Ne işler çeviriyor yine? Ha? Ne işler çeviriyor? Ne hesaplar peşinde yine Allah'ın belası? Göstereceğim onu. Göstereceğim. Allah sizin belanızı versin. Lan ne yapıyorsun be? Senden de babandan da mısın? Ya ayıp oluyor ha? Yarın bombayı patlatacağım ne demek ha? Ne demek? Ne demek? Tövbe tövbe ya. Zeynep. Oradasın biliyorum Zeynep. Aç kapıyı da konuşalım. Paraya ihtiyacım varmış. Bugün duydum. Bunun için geldim Zeynep. Ne kadar lazımsa destek olmaya hazırım Zeynep. Bak ben buradayım. Kurban olayım yapma böyle Zeynep. Yeter ki konuş benimle. Bak biz seninle nikah masasında kalmış insanlarız. Az daha evlenecektik. Ben bu yola baş koydum Zeynep. Şimdi gidiyorum Zeynep ama yine geleceğim. Ben o avukatısını nasıl getireceğim abla? Nasıl çıkaracağım seni oradan, nasıl? Mekkeli Melek Şimşek'le görüşmek istiyorum. Buyurun efendim. Anlat.